Sevgili seyircilerimiz yaşam devam ediyor akıyor. Yaralarımızı sarmak, ayakta kalanların sağlıklı olabilmesi için, yaralarımızı birlikte sarabilmek için Doktor Ümit Aktaş'tan hayatımıza dair çok önemli tavsiyeler alıyoruz. Her şey yerindeyken çok fazla kıymetini bilmiyor insanoğlu. Sağlığın elindeyken sağlığın değerini bilmiyorsun. Aslında kaybetmeden önce Doktor Ümit Aktaş her yayınımıza dedi ki koruyucu hekimlik çok önemli. Peki nedir koruyucu hekimlik? Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler vermesidir. Yani hastalanma ve bana gelme demek istiyor. Aynen öyle. Ama hastalanırsan ben Doktor Ümit Aktaş olarak buradayım. Sana doğru tedaviyi yaparım ama bana gelme. Bana gelmemek için de şu önerileri yap diyor. Mesela Hepimiz çok üzgünüz, uykusuzuz, mutsuzuz, bağışıklık sistemimiz düşük, hastalanıyoruz, her yeni güne kötü başlıyoruz. Şimdi sizin 10 altın öneriniz var. Evet. Ekrana da getirelim. Herkes için bu 10 altın önerine bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz? Gerçekten bu zor günleri aşabilmek için ayakta nasıl kalırız? Önerileri doktorumuzdan tek tek alalım. Evet. Şimdi bunlar çok önemli çünkü. Hep başından beri söylüyorum. Daha depremin ikinci günü yazdım. Geride kalanları, depremden kurtulanları kurtarmamız lazım. Bağışıklık sistemlerini desteklememiz lazım. Ve tabii ki bu arada depremden etkilenmeyen bizlerin de haftalardır uykusuz, üzüntüyle yaşadığını göz önünde bulundurursanız, bütün bir millet olarak aslında sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Çok. Hepimizin önce kendine iyi bakması gerek. Biz sağlam olacağız ki depremden kurtulan kardeşlerimize faydamız dokunsun. Bunun başka yolu yok. Onun için de bir takım basit tedbirler almanız lazım. Bunun içinde bir kere yaşam tarzı tedbirleri var. İkincisi beslenme ile ilgili tedbirler var. Doğru beslenmezseniz sağlığınızı koruyamazsınız, bağışıklığınızı koruyamazsınız. Bu hem bizim için geçerli hem deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için geçerli. Bir kere lütfen sigaradan ve alkolden uzak durun. Bağışıklık sistemini bozan, etkileyen en önemli faktör bunlar. Bunlardan kesinlikle uzak durmanız son derece önemli. İkincisi çok stresli günler yaşıyoruz. Çok zor günler yaşıyoruz. Hepimiz çok üzülüyoruz. Ama bir şekilde metanetle ayağa kalkmayı bilmeliyiz. Metanetle kendimize ve kardeşlerimize sahip çıkmayı bilmeliyiz. Bunun başka yolu yok. İnsanoğlu her şeye rağmen ayakta durmayı becerebiliyor. Dünyada ne felaketler yaşadık. Peki nasıl ayakta duracağız? Nasıl uğraşacağız? Stresle nasıl başa çıkacağız? Çaba harcayarak. Yardım etmek için uğraşarak. Bizim kadar şanslı olmayan kardeşlerimize yardım ulaştırmak için çaba harcayarak. Gece gündüzü uğraşarak. Elinizde ne varsa, ne yapabiliyorsanız Sağlam eski kıyafetlerinizi göndermekten tutun da ya yardım gönüllüsü olarak çalışmak, hiçbir şey yapamıyorsanız yardım toplayan insanlara gidip yardım etmek, fiziksel olarak koli yapmak, bantlamak, taşımak bu bile bir yardımdır ve insanın ruhunun temizlenmesini sağlar. Bir de Hepiniz... hainlik yapmayın, provokatörlük yapmayın. Canımız çok yani... acıyor bugünlerde yani. Herkes kendi derdine düşmüş. Onu hiç anlayabilmiş değilim hiç zaten. Hiç anlamıyorum yani hocam onu, yani. Onu... Biz birlik olmak zorundayız. Biz bugün birlik olmayacaksak ne zaman birlik olacağız? Bırakın bunları biz bir milletiz. Türk halkı tek bir millettir. Kökeni ne olursa olsun. Artık bunu herkesin görmesi, bilmesi, anlaması gerek. Tarihimizin en zor dönemlerinin birinden geçiyoruz. Böyle bir noktada kişisel çıkar veya bir ideolojik çıkar peşinde olan hiç kimse bizden değil. Bunu artık anlayın. Biz biriz. Her türlü ideolojiden uzak biz Türk halkı olarak ayağa kalkacağız. Türk milleti olarak bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Cenazeniz varken Birlik, neyi tartışabilirsiniz? Aynen öyle. Değil mi? Yani, Birlik şimdi var, değilse ne zaman var. olacak? Birlik şimdi olacak. Birlik daha sonra değil. Hemen şimdi olacak. Hemen şimdi bir ve beraber olmak zorundayız. Başka şansımız, seçeneğimiz yok. Onun için bu zor günlerimizde, bu acılı günlerimizde, bu taziye günlerimizde hepimizin birbirimize sahip çıkması son derece önemli. Başka ne yapalım? Bir kere mutlak surette beslenmenizi düzene sokun. Beslenmenizde mümkün olduğu kadar karbonhidratlardan uzak, şekerden uzak, işlenmiş gıdalardan uzak olarak beslenmeye çalışın. Deprem bölgesindeki gıdalarda geçen hafta sevgili şef Çiğdem Seferoğlu ile konuştuk. Ne güzel anlattı. Evet. Kemik suyu kaynattık dedi. Depreme ilk gittiklerinde ilk günlerde kurdukları mutfakta insanların bağışıklıklarını destekleyebilmek için kemik suyu kaynatmak çok önemli. Şu anda deprem bölgesinde yeşil sebze bulabilmek çok zor. Yeşil sebze yardımı yapmak çok önemli. Yeşil sebze dayanıksız. Soğuk kış şartlarına nasıl göndereyim? O zaman çok basit bir şey var. Turşu. Deprem bölgesine bol bol turşu göndermek gerek. Bol bol turşu. Bol bol yoğurt, ev yoğurdu göndermek gerek. Bol bol içme suyu göndermek gerek. Çünkü hala içme suyu sıkıntısı var. Temiz içme suyu. Öğün atlamayın, yemeklerinizi mümkün olduğu kadar düzenleyin. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için de öyle. Lütfen beslenmenize dikkat edin. Evet acılı günlerdeyiz, İnsanın içinden yemek yemek gelmiyor. Ama mutlak surette beslenmeye dikkat etmek ve vücudu güçlendirmek gerekli. Burada fazla kilolarınızı verin demek şu an için belki önemli değil. Ama yine de bu obezitenin bağışıklığı bozan en önemli faktörlerden biri olduğunu düşün, bilmek gerekli. Ve mutlaka sağlıklı uyumaya gayret gösterin. Hiçbirimiz... Depremin ilk gününden bu yana sağlıklı uyuyamıyoruz. Geceleri uyku tutmuyor. Gözümüzü kırpamıyoruz. Sabahları yorgunuz. Ama bundan artık silkinip, metanetle ayağa kalkıp, birbirimize sarılıp, millet olarak birlik olup, depremden kurtulan kardeşlerimize yardım ederek tekrar bu acıları sarmamız gerekiyor. Başka çaresi yok. O acıyı yaşayan bilir ama biz... Teselli vermek zorundayız. Biz ayakta kalıp sahip çıkmak zorundayız kardeşlerimize. Bunun başka yolu yok ve bu şekilde hareket edersek bağışıklığımızı koruyabiliriz. Uyku çok önemli. Mümkün olduğu kadar sağlıklı uyumaya gayret gösterin. Bu zor günlerde ne kadar olursa o kadar ama uyumalısınız ki ayakta kalın ve bağışıklığınız güçlü olsun. Hiç unutmuyorum sizin depremi yaşadığımız ilk ikinci günde ee, başlattığınız o yardım hareketinde ilk vurgunuz lütfen evet. o bölgedeki bağışıklık sistemini güçlendirecek her harekete herkes dahil olsun. Aynen öyle. Siz gıda takviyelerinizi deprem bölgesine evet. gönderdiniz. Birçok firmadan bu konuda yardım istediniz. Bu çok önemli bir vurguydu hocam. Kesinlikle. Çünkü afedersiniz özür dilerim tuvalet yok. Tabii. Yani şartlar çok ağır. Çok. Ve bunu her zaman yaptık. Covid döneminde de aynı vurgu yapmıştım. Oradaki kardeşlerimize elimizden geldiğince omega 3 e, takviyeleri, D vitamini takviyeleri yolladık. Arkadaşlarımız multivitaminler yolladılar, iot damlaları yolladılar. Herkes elinden ne geliyorsa, ne kadar yapabiliyorsa gayretle, hevesle ve aşkla yapmaya çalıştık. Kardeşlerimize yardım etmeye çalıştık. Ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak bunun içinde o ilk günlerde ihtiyaç olan montlar, battaniyeler, ayakkabılardan tutun da bağışıklıklarını desteklemek için gereken takviyelere kadar her şey var. Ve rica ediyorum lütfen Sağlık Bakanlığı'ndan rica ediyorum. Pandemide yüzlerce kere rica ettim. Bari şimdi yapın. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize lütfen D vitamini dağıtın. Lütfen omega 3 dağıtın. İyot dağıtın. Bağışıklık sistemlerini desteklemeleri için gayret etmek gerek. Hastalandıktan sonra iyileştirebilmek çok zor. Hastalanmadan önce tedavi etmek gerek. Koruyucu hekimlik gerek. Koruyucu hekimliğin ilk şartı su hijyeni. Ama bunun yanında mutlaka D vitaminini takviye etmek. Bu insanlar 3 haftadır doğru dürüst beslenemiyorlar. Ne kadar yardım giderse gitsin yeterli olmuyor. Çünkü o depremden sonra ne yapsanız az. En azından omega 3 dağıtmak, D vitamini dağıtmak, iot dağıtmak bu insanlar için son derece önemli. Kardeşlerimize bu yardımı yapalım, göndermeye devam edelim. Biz gönderdik, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama biz devlet değiliz, her yere yetişemiyoruz. Onun için Sağlık Bakanlığımızdan rica ediyorum, lütfen ilgililer depremzede kardeşlerimize destek olmak için bu takviyeleri dağıtsınlar. Evet, o kadar enteresan ki, e, araba erkekler için söylüyorum arabanıza. Kadınlar için söylüyorum. Evdeki eşyalarınıza, elektronik eşyalarınıza, verdiği eşyalarımıza kendimi de katıyorum. Çünkü mutfakta bir malzemen varsa mesela, o paslanmasın diye... ...onu yıkadıktan sonra kuruluyorum, temizliyorum, özenle kaldırıyorum. Bedenimize bu özeni göstermiyoruz. göstermiyoruz. O kadar hoyrat davranıyoruz ki, evet. o kadar kıymetsiz davranıyoruz ki... ...sizin en çok sevdiğim yönlerinizden bir tanesi de bu. O yoksa bu var. Onu yapamazsanız bunu yaparsınız. Tabii. Hep söylüyorsunuz mesela... ...probiyotikler diye. Hı hı. Ee, sizin 15... ...süper probiyotik takviyeniz var. Nasıl? Evde kolaylıkla ulaşabileceğiniz. Daha doğrusu prebiyotik. Pre. Evet. Onların farkı ne? Probiyotikleri destekleyen gıdalar. Bir dakika. bir dakika şunu anlamak istiyorum. Probiyotikle, prebiyotik... arasındaki Fark, Fark ne? Peki. Probiyotik, yaşam için olan anlamına gelen... ...Latince bir kelimedir. Probiyotikler bizim vücudumuzda bulunan... ...faydalı bakteri mantarlardan oluşur... Probiyotikler aynı zamanda bütün dünyada vardır. Solunumla aldığımız havada, dokunduğumuz zeminde, dünyada var olan mikroorganizmaların %99.99'u probiyotik bakterilerden oluşur. İnsanın vücudundaki probiyotiklerin yarattığı evrene mikrobiyota diyoruz. Probiyotikler canlı mikroorganizmalar olduğu için bunların gıdaya ihtiyacı var. Probiyotikleri besleyen gıdaya da prebiyotik diyoruz. Yani probiyotiklerin iyi beslendiği, probiyotiklerin sevdiği gıdalara prebiyotik diyoruz. Probiyotikleri ben nereden alırım? Gıda ile alırım. Hangi gıda ile alırım? Sirke ile alırım. Az önce ne dedik? Deprem çantanıza küçük bir şişe sirke koyun. Çok faydalı probiyotik açısından. İçme suyunuza damlatırsınız. Bol bol probiyotik takviyesi olur o zor günlerde. Başka ne alırım? Ev yoğurdu alırım. Turşuyla alırım. Turşu suyu alırım. Şalgam suyu alırım. Bunların hepsi probiyotik kaynağıdır. Ama bir de bu probiyotikleri doğru beslemem gerekir benim. Probiyotikler için zararlı olan nedir? Probiyotikler için zararlı olan bir, Karbonhidratlardır. Karbonhidratı hiç sevmezler. İki, antibiyotiklerdir. Antibiyotikler probiyotikleri öldürür. Üç, tarım ilaçlarıdır. Tarım ilaçları probiyotikleri öldürür. Dört, katkı maddeleri, gıda katkı maddeleri probiyotikleri öldürür. Biz şimdi şu anda bunların hepsini alıyor muyuz? Alıyoruz. Tabii hepsini alıyoruz. O zaman ne yapacağım? Ben probiyotik almak için daha çok gayret göstereceğim. Normalden daha fazla fermente gıda tüketeceğim. Sirke, turşu, yoğurt, şalgam suyu. Bir de bunları beslemem gerekiyor. Nasıl beslerim? Bakın işte burada, havuç prebiyotiktir. Pancar prebiyotiktir. Brokoli prebiyotiktir. Avokado prebiyotiktir. Hocam avokadoyu nereden alacağız? Kaç para oldu? Alın size ucuzu. Soğan şahane bir prebiyotiktir. Her evde var mı? Var. Çiğ tüketiyor musunuz? Tüketmiyoruz. Niye? Kokar diye. Herkes yesin, kimse kimseye kokmasın. Aynı şey sarımsak için de geçerli. Sarımsak da prebiyotiktir. Şimdi bunları bol bol tüketmek gerek. Hatta ben ne yapmayı tercih ediyorum? Havuç turşusu kuruyorum. Hmm, Havuç hem probiyotik hem prebiyotik oluyor o zaman. Pancar turşusu kuruyorum. Hem probiyotik hem prebiyotik oluyor. Bu şekilde herhangi bir sebzenin turşusunu kurduğunuz zaman faydasını onlarca kata artırırsınız. Hem prebiyotik etkisinden faydalanmış olursunuz hem de onu bir probiyotik deposu haline getirirsiniz. Fermentasyon insan sağlığı için vazgeçilmezdir. Aynı şekilde ceviz probiyotiktir, prebiyotiktir, rezere, prebiyotiktir, keten tohumu, susam, çörek otu, haşhaş tohumu bunların hepsi prebiyotiklerdir. Bunları bol bol tüketmekte fayda var. Tabi deprem bölgesine de gönderilen gıda yardımlarında bundan oluşan gıdaları göndermekte fayda var. Kardeşlerimizi bol bol makarnayla, bol bol pilavla beslemeyelim lütfen. Onların şu anda proteine, probiyotiğe, sakatata, kemik suyuna ve Tabii ki sebzeye ihtiyaç var, turşuya ihtiyaç var. Bol yağ ihtiyaçları var. Zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı. Aslında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin beslenme tarzına ihtiyaçları var. Antep'te, Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da bunlar bol bol kullanılır. Dolayısıyla bu şekilde hareket etmek gerekir, bu şekilde beslemek gerekir. Deprem bölgesindeki gıda yardımlarında mümkün olduğu kadar karbonhidrattan uzak durmakta fayda var. Evet, rezene, sarımsak, soğan, Hı -hı. pırasa, enginar, enginar, Hı -hı. mercimek, nohut, havuç, turp, lahana. Bunlar prebiyotikler ve evet. mutlaka bedenimizin alması gereken Kesinlikle. gıdalar. Ee, brokoli, patates, musketen Hı -hı. tohumu, ceviz, e, 15 süperstar e, besin ve bunlarla mutlaka yani her gün vücudumuz karşılaşmalı. Aynen öyle. Bir de tabii her gün bunları yiyebilir miyim? Yiyemezsiniz. Brokoli zamanında brokoli yiyeceksiniz. Ne bileyim işte avokado zamanında avokado yiyeceksiniz. Mevsimine göre. Pancar zamanında pancar. İşte bunların hepsini yiyebileceğiniz mevsimler var. Mevsimine uygun beslenmek son derece önemli. Ne dedik? Mevsimine uygun beslenmezseniz sağlık söz konusu değildir. Mevsimsel beslenin lütfen. Evet. E...